Merhabalar arkadaşlar. Şimdi McLaren Taylor serileri konumuzun yani Chiang 95'in ikinci daha temiz güzel olduğum kaydını yapıyorum. Chiang kitabımızda 95. konu oluyor bu. McLaren ve Taylor serileri. McLaren and Taylor serisi. McLaren series İngilizcesi dediğimiz zaman y eşittir fx fonksiyonunun bir nokta etrafında açılımından bahsediyoruz. Bu seriler bu işe yarıyor. Bunlara genel olarak kuvvet serisi deniliyor. İngilizce olarak expansion of a function around a point, power series diye adlandırılıyor. Yani kuvvet serisi power series, fx fonksiyonunun bir nokta etrafında açılımında expansion of a function fx around a point diye adlandırabiliyoruz. McLaurin serisinde x0 yani o özel nokta eşit 0 oluyor. Taylor serisinde ise o x0 0 olmak zorunda değil, herhangi bir olabilir. Onun için aslında bu konunun genel adı Taylor series, Taylor serileridir. McLaurin serisi bunun bir özel durumu yani x0'ın 0 olduğu bir durumdur. Genel durum aslında Taylor serisidir. Ama eğitsel açıdan McLaurin serisinin de başlayıp oradan Taylor'a varmak daha doğru. Aynı zamanda ufak bir kanıt da oluyor. Kitabımızda o yolu tercih etmiş. Şimdi bir çok terimli yani polinom fonksiyonun McLaurin serisini ilk önce oluşturalım. Ondan sonra oradan Taylor serisine nasıl geçtiğimizi görelim ve nasıl kullanacağımızı öğrenelim. Şimdi bir tane polinomumuz var. İşte fx eşittir a0 artı a1x artı a2x a3x küp falan gidiyor. Böyle a ne x üzeri n'ye kadar toplanarak giden bildiğimiz bir polinom fonksiyonumuz var. Bu fx fonksiyonunu ve türevlerini alırsak, fx fonksiyonu zaten işte gördüğümüz polinom fonksiyon. Sırayla türevlerini alırsak, f'nin birinci türevi, f'nin ikinci türevi hep x'e göre türevlerini alıyoruz. İşte şu şeyleri elde ediyoruz. Daha düşük dereceden polinomları elde ediyoruz. Polinomun türevi de polinom biliyorsunuz. Ne oluyor? F'nin birinci türevi x'e göre a1 artı 2a2x artı 3a3x kare artı 4a4x küp falan böyle n a n x üzeri n eksi 1'e kadar gidiyor. İkinci türevini bir daha yani birinci türevin bir daha türevini aldığımız zaman işte 2a2 artı 3 kere 2a3 x artı 4 kere 3 a4 x kare artı filan gidiyor böyle. N çarpı n eksi 1 a n x üzeri n eksi 2'ye düşüyor bu sefer. Ondan sonra üçüncü türevini aldığımız zaman işte 3 kere 2 baştaki sabitler hep sıfır oluyor. Yok oluyor türevleri tabi türev alınca. Ondan sonra kalanlar da 3 kere 2 a3 artı 4 kere 3 kere 2 a4 x filan böyle gidince en sonunda n çarpı n eksi 1 çarpı n eksi 2 a n x üzeri n eksi 3 buluyoruz. Böyle böyle n'inci türeve kadar alırsak sonucunda n'inci türevde bir sabit buluyoruz. O sabitte işte bütün o n'ler inince şeyler üstler n çarpı n eksi 1 çarpı n eksi 2 çarpı n eksi 3 böyle böyle gidiyor. 3 çarpı 2 çarpı 1'e kadar iniyor. Ve a n ile de çarpılıyor tabii yani en son en yüksek terimin başındaki katsayı a n ile çarpılıyor bu. Şimdi burada dikkat edin. F n'de daha iyi görünüyor ama diğerlerinde de aynı şekilde. Bu a katsayıların başında türevleri aldığımız zaman a katsayıların başında elde ettiğimiz o çarpımlar her biri aslında birer faktöriyel. Ve en sonunda f n x'te elde ettiğimizde n faktöriyel dikkat ederseniz. Ha, bu ilk gözlemimizi yaptık. Şimdi bunu kullanabiliriz. Niçin kullanabiliriz bunu? İşte a katsayılarını türevler ve faktöriyeller cinsinden yazmak için kullanabiliriz. Bakalım. Evet. Şimdi McLaurin serisinde dedik ya x0 eşit 0 olacak. Yani bu türevleri sadece x'e göre almayacağız. Analitik olarak ilk önce x'e göre türevleri aldık. Fakat ondan sonra bunların sıfır noktasındaki değerlerini hesaplayacağız. O da gayet kolay. X'lerin yerine sıfır koyduk mu zaten x'li terimler yok oluyor. Geriye ne kalıyor bakalım. Siz kendiniz de egzersiz olarak bu türevleri alın. İlk önce x'e göre analitik olarak sonra da sıfır yerine yerleştirin ve bulun bunları. F0, A0 oluyor. F'nin birinci türevinin sıfırdaki değeri A1 oluyor. F'nin ikinci türevinin sıfırdaki değeri 2A2 oluyor. F'nin üçüncü türevinin sıfırdaki değeri 3 çarpı 2A3 oluyor. Böyle böyle gidince F'nin n'inci türevinin sıfırdaki değeri de N faktöriyel çarpı AN oluyor. N çarpı N eksi 1 falan çarpı 3 çarpı 2 çarpı 1 AN oluyor. Yani N faktöriyel AN oluyor
Demin gördüğümüz gibi sonuncu terim sabit oluyor zaten. Ha, bu durumda bunları faktöriyellerle yazarsak f0 yani f fonksiyonunun ilkel fonksiyonun sıfırdaki değeri 0 faktöriyel a0 oluyor. X'ler, x'li terimler 0 olduğu için yok oluyor. Sadece başı a0'lı terim kalıyor ve başında da 0 faktöriyel biliyorsunuz 1 kabul edilir. 0 faktöriyel a0 gibi yazabiliriz bunu. F'nin birinci türevinin sıfırdaki değeri 1 faktöriyel çarpı a1 oluyor. F'nin 0, 2, ikinci türevinin 0 noktasındaki değeri 2 faktöriyel 2 çarpı 1 çarpı a2 oluyor. F'nin üçüncü türevinin 0 noktasındaki değeri 3 faktöriyel a3 oluyor. Böyle böyle gidince F'nin n'inci türevinin 0 noktasındaki değeri n faktöriyel an oluyor şu açık halde, bu kapalı halde, bu işte. Peki buradan a'ları çekebilir miyiz? Tabii ki çekebiliriz. Maclaurin amca da bunu yapmış zaten. Ne yapmış? A0 demiş. İşte F0 şuradan çekince A0 eşittir F0 bölü 0 faktöriyel. A1 F üssünün sıfırdaki değeri bölü 1 faktöriyel. A2 F'nin ikinci türevinin sıfırdaki değeri bölü 2 faktöriyel. A3 F'nin üçüncü türevinin sıfırdaki değeri bölü 3 faktöriyel. Böyle böyle AN'de F'nin n'inci türevinin sıfırdaki değeri bölü n faktöriyel olarak A'ları buluyoruz. Peki bunları şimdi polinom olarak yerine koyalım. O zaman Fx neye eşit oluyor? A0 çarpı x0 artı a x üzeri 0. X üzeri 0 dediğimiz şey 1. Dolayısıyla bu sabit terim oluyor burası. F'nin sıfırdaki a0 dediğimiz şey f'nin sıfırdaki değeri bölü 0 faktöriyel işte burası çarpı x üzeri 0. X üzeri 0 1. 0 faktöriyel de 1. O zaman sadece burada f0 kalıyor. Sonra f'nin birinci türevinin sıfırdaki değeri bölü 1 faktöriyel x üzeri 1. Diğerleri de aynı şekilde f'nin ikinci türevinin sıfırdaki değeri bölü 2 faktöriyel x üzeri 2 yani x kare filan böyle gidiyor. En son f'nin n'inci türevinin sıfırdaki değeri bölü n faktöriyel çarpı x üzeri n oluyor. İşte bu elde ettiğimiz seriye Fx'in Maclaurin serisi diyoruz. Adı böyle. Çünkü Maclaurin diye bir matematikçi bunu bu şeklinde bulmuş. Şimdi bir örnekle hemen uygulayalım, görelim bunu. Örneğimizde Fx işte bir polinom 2 artı 4x artı 3x kare fonksiyonu. Bu fonksiyonun Maclaurin serisi nedir? Bakmadan yapmaya çalışın şuradaki bilgiyle. Sonra da bir sayı sonra çevirip bakalım. Evet, türevini alıyoruz. İlk önce bu fx fonksiyonu verilen polinomun türevlerini aldık mı? Birinci türevi 4 artı 6x, ikinci türevi 6, o kadar. Sıfırı da yerine koyunca Maclaurin serisi yaptığımıza göre 4 artı 6 kere 0 4 yani birinci türev 4, ikinci türev sabit 6 zaten. Fonksiyonun kendi değeri de 2 artı 4x bir şeydi. 2 artı 4x artı 3x kareydi hatırlarsanız. Onu da sıfırı koyunca sadece sabit terimi 2 kalıyor. Dolayısıyla 3 tane işte 2, 4 ve 6 diye 3 tane türevin sıfırdaki değerini bulmuş oluyoruz. Ha, burada yalnız işte benim hep 1.000 kere söylediğim, 1.001 kere de söyleyeceğim önemli hatırlatma. Önce türev alın, analitik olarak ne yapıyorsanız önce yapın, sonra özel değeri yerine koyun. Bunu unutmuyoruz daima. Peki Maclaurin formülünü uygularsak ne elde ediyoruz? Fx eşittir. F'nin sıfırdaki türevi bir şey sıfır yani sıfırıncı türevi kendisi ilkel fonksiyonun sıfırdaki değeri bölü sıfır faktöriyel x üzeri sıfır. Birinci türevinin sıfırdaki değeri bölü 1 faktöriyel x üzeri 1 artı ikinci türevinin sıfırdaki değeri bölü 2 faktöriyel x kare. Daha fazlası da yok zaten. Bunları elde ettik. Peki bunları yerine koyunca ne elde ediyoruz? 2 bölü 1 x üzeri 0 artı 4 bölü 1 x üzeri 1 artı 6 bölü 2 x kare elde ediyoruz şuradan. Onlar da ne? İşte 2 artı 4x artı 3x kare. Yani fx'in bize verilen polinomun kendisi çıktı. Baş yere döndük. Peki bu bir sürpriz mi? Hayır. Neden sürpriz değil? Çünkü bir polinomu kendi mertebesinden, kendi derecesinden bir polinomla açtık. Burada hata, fark falan olacak hiçbir şey yok. Dolayısıyla da tabii ki bir polinomu kendi mertebesinden bir polinomla yaklaşırsak kendisini buluruz. Bundan daha doğal bir şey olamaz, değil mi? Peki o zaman bu ilginç bir şey de değil. Niye yaptık bu kadar işi, değil mi? Yani ne gerek var? Tabii ki polinomu polinomla açmıyoruz. Derdimiz o değil. Asıl yapmak istediğimiz şey polinom olmayan incelenmesi zor fonksiyonları polinomlarla yaklaşıp bir aralıkta belli bir nokta civarında polinomla yaklaşıp incelenmesi kolay hale getirmek.
Asıl derdimiz bu. İleride mesela iktisatta şeyler istikrar analizlerinde yani stability olayını tartışırken, istikrar kararlılık olayını, dengenin kararlılığı olayını tartışırken falan bunlar çok önem taşıyacak. Hoş bunun bir örneğini biz gördük de aslında şu bizim yaklaştırım formülü diye bir şey uygulamıştık bir zaman. O da bunun bir doğrusal yaklaştırımıydı. Yani biz bu olayı aslında bir örnekte, bir uygulamada zaten uyguladık, gördük geçen dönem. Hani bir takım şeyler hesaplamıştık, bir yaklaştırım formülü diye bir şey vardı, esneklikler falan hesaplıyorduk. O bunun bir özel durumuydu. Şimdi, öte yandan polinom olmayan incelenmesi zor fonksiyonlara polinom açılımıyla yaklaşmak daha ilginç, anlamlı ve kolaylık sağlayıcı olabilir. Zaten de o işe yarıyor bunlar. Mesela üstel fonksiyonlar, mesela logaritmik fonksiyonlara, trigonometrik fonksiyonlara, hepsinin bunların biliyorsunuz sonsuz seri açılımları var lisede falan görmüş de olabilirsiniz. Görmediyseniz de gayet kolay bu formülleri uygulayınca çıkıyor. Peki gelelim şimdi Taylor serisi açılımına. Çünkü bizim x sıfırımız hep sıfır olacak, sıfır noktası civarında açacağız diye bir şey yok. Herhangi bir noktanın civarında açmamız gerekebilir fonksiyonu. Ona başka bir polinomla yaklaşmamız gerekebilir. O zaman sadece sıfır değil, herhangi bir noktada işi nasıl yapacağız onu öğrenmemiz lazım. Bu da Taylor serisi açılımı, Taylor series expansion oluyor. Yani x sıfır artık sıfırdan farklı bir başka değer. Sıfır olmak zorunda değil. O zaman biz x'i x0 artı delta şeklinde yazabiliriz. Yani bir x0'ımız var sabit. Buna delta gibi küçük bir fark, küçük bir değişim, delta deviation sapma veya difference fark kelimesinin baş harfi D. Türkçede de değişimin baş harfi öyle bir güzel rastlantı var. Dolayısıyla küçük bir değişiklik bir delta eklersek bu x0'a o zaman x'i elde ediyoruz. x0 o özel noktamız, onun civarında açacağımız o nokta. X ise ona yakın başka bir nokta. X ekseni üzerinde yani fonksiyonun değişkeni başka bir nokta. Delta da bu ikisi arasındaki fark. X eksi x0. Ve değişken olan bu. X0 kendisi sabit. X de değişken ama x değiştikçe x eksi x0 da değişiyor. Dolayısıyla delta da değişken hale geliyor. Örnek yine bizim polinomumuzu alalım. Ne olsun? İşte 2 artı 4x artı 3x kare. Bunu x yerine buradan delta x eksi x0 ise x eşittir. x0 artı delta'dır. X yerine x0 artı delta koyarsak şurada x gördüğümüz yere 2 artı 4 kere x0 artı delta artı 3 kere x0 artı delta'nın karesi elde ederiz. Ki bu da delta'nın g gibi bir fonksiyonudur. Bir g delta fonksiyonu elde ederiz. O zaman bu fonksiyon fx g delta'ya eşitse denk aynı zamanda sadece eşit değil denk de bunlar aynı zamanda iki tarafın türevini aşı türevlerini alıp eşitleyebiliriz biliyorsunuz bir denkliğin iki tarafına aynı şeyi yapınca eşitlik bozulmuyor. Bu niye denk? Çünkü aynı şey sadece adını değiştirdik. Bu bir farklı bir şey değil. Farklı bir şey değil. O zaman f'nin x'e göre türevini alırsak işte 0 artı 4 artı 6x şurası. G'nin d delta'ya göre türevini alırsak, o da alırsanız bunu göreceksiniz böyle olduğunu. Yapın kendiniz görün. 0 artı 0 artı 4 artı 6 kere x sıfırı delta olacak çarpı 1 zincir kuralını unutmayın. Ha, böyle olunca ne oluyor? İşte 4 artı 6x. Burası da 4 artı 6x ama x değil artık 2 sıfır artı delta. Çünkü bunun değişkeni delta oldu burası. İkinci türevini aldığımız zaman x'e göre türev 6, 0 artı 6. İkinci türev delta'ya göre yine 6. Bir şey fark etmiyor. Diğerleri 0. Çünkü x 0 sabit. Bunlar da sabit 0 oluyor. Sadece şuradaki 6 delta'nın delta'ya göre türevi 6 kalıyor. Demek ki ikinci türevleri de aynı. Tabii yani denkliğin iki tarafını ister türevini alın ister ne yaparsanız yapın eşitlik bozulmaz biliyorsunuz. İntegralini de alsak bozulmaz da tabii aynı sabiti kullanmak şartıyla. Ha, peki. O zaman bu g delta fonksiyonuna delta eşit 0 etrafında polinom yaklaşımı yapalım. Yani Maclaurin serisini uygulayalım. Yapamaz mıyız? Yaparız. Maclaurin serisini biliyoruz. Delta eşit 0 verip burada bu elde ettiğimiz türevlerle bu f fonksiyonunun delta'ya göre Maclaurin serisini ya daha doğrusu g fonksiyonu oluyor burada g delta delta'ya göre yaptığımıza göre g delta'nın sıfır noktası etrafında Maclaurin serisini oluşturabiliriz. Deminki formülü uyguladığımız zaman işte bu çıkıyor. Yani g delta eşittir g sıfır bölü sıfır faktöriyel artı g üssü sıfır bölü bir faktöriyel delta delta üzeri bir. Burada da delta üzeri sıfır var aslında ama o bir olduğu için yazmamışız. Şuraya istersek delta üzeri sıfır da yazabiliriz. Şuraya delta üzeri bir, buraya da delta'nın karesi tabii.
delta üzeri 2. Dolayısıyla şu Maclaurin serisi oluşuyor. Peki delta eşit 0 olduğuna göre, delta eşit 0 verirsek o zaman x eşit şurada fark 0 olunca x eşit x 0 oluyor. Ha, o zaman da işte bu türevleri f'nin kendisini ve türevlerini x'te değerlendirdiklerimizi x 0'da değerlendirmekle g'nin türevlerini delta eşit 0'da yani 0 noktasında değerlendirmek arasında fark yok. Demek ki neymiş bunlar? G0 yani Fx0 eşit bu 2 artı 4x0 artı 3x0 kare oluyor. F'nin birinci türevinin x0'daki değeri G'nin birinci türevinin 0'daki değeri yani 4 artı 6x0'a eşit oluyor. İnanmasanız yapabilirsiniz bunları. Hepsi burada var zaten. Ondan sonra F'nin ikinci türevinin x0'daki değeri de G'nin ikinci türevinin 0'daki değerine delta x0'daki değeri oluyor. O da 6. Bildiğimiz zaten hesapladığımız şeyler. Peki yerine koyalım. Fx eşittir G delta olacak haliyle. Bu Maclaurin serisini demin bulduğumuz yine yerine koyunca oradaki g'li türevlerine f'li karşılıklarını x0 noktası değerlendirmiş karşılıklarını koyunca delta'da x eksi x0 değil miydi onu da koyalım yine. Şurada x eksi x0 üzeri 0, burada x eksi x0 üzeri 1, şurada da x eksi x0'ın karesi kalıyor. İşte bu açılıma şu formüle Fx'in Taylor açılımı, Taylor formülü diyoruz. Asıl genel formülümüz bu. Maclaurin bunun özel durumu sadece. Ve bunu yerine koyduğumuz zaman işte Fx 0 bölü 0 faktöriyel, 0 faktöriyel 1, 1 faktöriyel de 1. O zaman Fx 0 yani 2 artı 4x 0 artı 3x 0'ın karesi artı F üssü x 0, 4 artı x 0 çarpı x 0 buraya geliyor. Artı F2 üssü x 0 bölü 2 faktöriyel, a bölü 2 x eksi x 0'ın karesi. Bunu da açtığımız zaman işte 2 artı 4x artı 3x kare. Yani yine aynı polinoma dönmüş oluyoruz. İster Maclaurin'le ister Taylor'la yapalım. Sonuçta aynı polinom. Niye? Çünkü aynı polinomu aynı dereceden bir polinomla modelledik. Dolayısıyla aynısını elde ettik. Bundan daha doğal bir şey olamaz. Peki gelelim şimdi genelleştirilmiş Taylor serisine. Yani generalized Taylor series. Çünkü burada polinom ama ya polinom değil de herhangi bir fonksiyona yaklaşacaksak bu işi biraz daha genel böyle farklı alana hata terimli bir şeyler yapmamız lazım. Oraya doğru gidelim şimdi. Peki fx eşittir işte bu bizim normal polinomumuz. An x üzerine y'ye kadar deminki polinom. X yerine x0 artı delta yazılsa aynı işi genel polinomla yapıyoruz şimdi. Demin ya, özel bir polinomla yaptım. Şimdi genel bir polinomla yapıyoruz. Aynılarını yaparsak bütün bu eşitlikler deminki eşitlikler n'ye kadar, n'inci türeve kadar gidiyor. Çünkü polinomumuz n'inci dereceden olduğuna göre n'ye kadar gidiyor. Bunların sıfırdaki değeri yani delta'nın sıfırdaki değeri de f'lerin ve türevlerinin x0'daki değerlerine eşit oluyor deminki mantıkla. Her şey hiçbir şey demiyor. Sadece genelledik burada n'inci dereceye kadar gittiği iş. Demin kareye kadar, ikinci dereceye kadar gitmişti. Şimdi n'inci dereceye kadar gidiyor. Hiç sorun yok. O zaman G delta fonksiyonunun D eşit 0 etrafında Maclaurin serisi yaklaşımı veya yaklaştırımı daha iyi approximation İngilizcesi çünkü. Kitabımızda da yaklaştırım demiş. Yaklaşım approach biraz farklı bir deyim. Yaklaştırım approximation daha güzel. Türkçe'de daha anlamı daha iyi diyor. O zaman bu G delta fonksiyonunun D eşit delta eşit 0 etrafında Maclaurin serisi yaklaştırımı Fx fonksiyonun x eşit x0 etrafında Taylor serisi yaklaştırımıyla aynı oluyor. Denk oluyorlar bunlar haliyle. O zaman bunları da n'ye kadar açıp Maclaurin delta'yı 0 verip Maclaurin veya genel x eksi x0'la Taylor serisi şeklinde yazabilirim. Yani Fx eşittir g delta şu şekilde Maclaurin serisi eşittir. Şu şekilde de Taylor serisine eşit. X eksi x0'ın üstleri olarak yazarsak ve F'nin türevlerini işte faktöriyellerle Taylor genel Taylor serisi şeklinde elde ediyoruz. İşte bizim Taylor serimiz bu. Aslında Maclaurin serisi diye bir şeye ayrıca ihtiyacımız yok. Şuraya x0 yerine 0 koydunuz mu şuraya da Maclaurin serisini elde ediyoruz. Maclaurin Taylor'ın özel bir durumu sadece. Dolayısıyla ne oluyor? X0 eşit 3 için mesela
İlla x 0 eşit 0 değil de x 0 eşit 3 verilirse aynı işi burada x 0 gördüğümüz yere 3 yazarak bu Taylor serisinde yazabiliriz. F3 bölü 0 faktöre artı F üssü 3 bölü F üssü birinci yani F'nin birinci türevinin 3'teki değeri bölü 1 faktöriyel x eksi 3 filan böyle işte F'nin neyinci türevinin 3'teki değeri bölü n faktöriyel x eksi 3'ün neyinci kuvveti diye böylece açabiliriz. İstediğimiz fonksiyonu böyle açabiliriz. Ve polinomu polinomla açmak değil, polinom olmayanları polinomla açmak asıl tabii ilginç olan. Şimdi rastgele bir fonksiyonun açılımı. Expansion of a random function. Taylor teoremi. Taylor teoremi işte Taylor amca bunu bir teorem olarak ifade etmiş. Çünkü polinom olarak açınca bir şey söylemeye gerek yok. Orada teoreme falan gerek yok. Görünüyor zaten. Ama polinom olmayan bir şeyi polinom olarak açınca o zaman işler biraz karışıyor. Çünkü bir yere kadar polinomla açıyoruz. Bir polinom modeli oluyor. Artı bir de bir kalan terimi, bir hata terimi, RN diye bir hata terimi, bir kalan residual yani kalan terimi veya hata terimi ortaya çıkıyor. Hatırlarsanız bizim o yaklaştırım formülümüzü falan uygularken de orada da bir hata yapıyorduk. O hata payını, hata terimini de hesaplamıştık o örnekte. İşte o bu aslında genel hali. Ha, şimdi bakalım şimdi. Herhangi bir phi x fonksiyonu yani polinom olması gerekmiyor. Herhangi bir fonksiyon transandantal, işte sinüs, kosinüs, e üzeri x falan gibi bir şey de olabilir. Her türlü fonksiyon olabilir. Yeter ki türevli olsun. Birinciden n'inciye kadar türevleri varsa ve bunlar x0 noktasında tanımlıysa. Tanımlı değilse yapacak bir şey yok zaten. Türevleri olması ve tanımlı olması lazım. Yoksa bir şey yapamayız. O yani bu formülü oluşturabilmek için türevlere ihtiyacım var değil mi? O zaman bir kuvvet serisi artı bir kalan terimi olarak ifade edilebilir. Yani bu fonksiyon bir kuvvet serisi ve kalan terimi, kuvvet serisi power series, kalan terimi residual term. Bunların toplamı olarak yani Pn ve Rn'nin toplamı olarak ifade edilebilir. Açık hali işte phi x yani o genel fonksiyonumuz türevlerinden ve onun işte faktöriyeller ve x eksi x sıfırın üstlerinden oluşan Taylor polinomu şurada. Demin elde ettiğimiz artı bir kalan terimi, bir residual term. R oradan geliyor. P polinom, R residual'ın baş harfleri. Ve buna Pn artı Rn diyoruz. Burada bir ilginçlik var. Çünkü polinom neyinci mertebeden, neyinci dereceden dolayısıyla Pn. Ama bu kalan terimi niye ne? Çünkü polinomu neyinci dereceden olduğu için, onun kalan terimi olduğu için ona da Rn diyoruz. Halbuki bu Rn genellikle n artı birinci dereceden olacak. Kendi neyinci dereceden olmayacak. Daha büyük bir dereceden, daha büyük bir mertebeden bir terim olacak bu veya bambaşka bir şey olabilir. Yani bu hata terimi modellenecek ve biz burada Lagrange amcanın modellemesini göreceğiz ama başka şeyler de yapılabilir. Yine de Lagrange amca n artı birinci bir terimle modellemiş bunu ama adı Rn olacak. Polinomun kendisi neyinci dereceden olduğu için kalan terimine de Rn diye adlandıracağız. Yoksa o R'nin yani kalan teriminin neyinci dereceden olduğu anlamına gelmiyor bu dikkat. Peki, phi x bir polinomsa ve mertebesi de n ise o zaman kalan Rn eşit 0 olacaktır. Ha işte benim söylediğim şey mertebesi n'den büyükse o zaman kalan terimi polinomun n'den büyük mertebeden terimlerinin toplamı olacaktır. Yani diyelim 5. dereceden bir polinomu 3. dereceden bir polinomla modelledik. O zaman sondaki 4. ve 5. derece terimleri kalan terimi olacaktır haliyle. Orada bir ilginçlik yok. Ama fonksiyon polinom değilse asıl ilginç olan orası. Çünkü o zaman kalan terimi de ne olacak belli değil. Ona bir şey bulmamız, bir şey uydurmamız, bir model uydurmamız lazım o kalan terimine. Yani bakalım şimdi n eşit 0 olursa yani 0. dereceden bir polinomla açarsak phi x eşittir 0. dereceden polinom nedir? Phi'nin kendisidir. İlkel fonksiyonudur. Dolayısıyla phi x 0 bölü 0 faktöriyel çarpı x eksi x 0'ın 0. kuvvetidir. Artı r 0 yani 0 dereceli polinomun kalan terimidir. O zaman bu nedir? 0 faktöriyel 1, x eksi x 0 üzeri 0 da 1. Demek ki bu phi x 0'dır. Yani phi fonksiyonunun x 0'daki değeriyle modelliyoruz. Burada bir şey eksik kalmış. Burası x 0 olacak. X değil bu. Phi x eşittir. Phi x 0 artı r 0 olacak. Yani p 0 artı r 0 olacak. Bu da biraz şey bir modelleme. Yani olur tabii. Niye olmasın? Bir sabitle bir f'nin x 0'daki değeriyle de modellenebilir. Çok kaba bir modelleme. Yine de bazı yerlerde işe yaradığını göreceğiz.
Bilhassa bir şeyin kanıtını yaparken de şimdi göreceğiz. Bu kalanın kanıtını yaparken. Peki ve ya da anlatımını yaparken diyelim. Ne eşit 1 ise o zaman doğrusal bir fonksiyonla modelliyoruz demektir. Ne eşit 0 ise sabitle modelliyoruz fi'yi. Fi x 0'la modelliyoruz. Ne eşit 1 ise fi x'i fi x 0 artı fi'nin birinci türevindeki sıfırdaki değeri bölü 1 faktöriyel x eksi x 0 üzeri 1 ile modelliyoruz. Burada 1 faktöriyel 1'den yani fi x 0 artı fi'nin birinci türevindeki sıfırdaki değeri çarpı x eksi x 0. Bu nedir? Bu teğet fonksiyonunun aslında teğetin fonksiyonudur. Yani bir fonksiyonu o noktadan geçen teğet çizgiyle modelliyoruz anlamına gelir bu. Artı tabii bir hata terimi R1 yani P1 artı R1 oluyor bu model. Ne eşit 2 olursa bu sefer karesel bir fonksiyonla modelliyoruz. Ne yapıyoruz? İkinci dereceden bir polinom alıyoruz. İşte fi x 0 artı yani fi x'in kendisini sen diyoruz. Fi x 0 artı fi üssü x 0 bölü 1 faktöriyel çarpı x eksi x 0 üzeri 1 artı fi'nin ikinci türevi x 0'daki değeri bölü 2 faktöriyel x eksi x 0'ın karesisin ama artı bir de hata terimin var. Çünkü bu konuda bitmiyor. Sen polinom değilsin. Polinomla tam denmiyorsun. Birazcık da bir kalanın oluyor. R2 oluyor. Yani P2 artı R2 oluyor diyoruz. Pekala. Ha, bir örnek yapalım. Burada bir rasyonel fonksiyon var. Polinom olmayan basit bir rasyonel fonksiyon. 1 bölü 1 artı x. Yani 1 artı x eksi 1. Burada tabii x'i eksi 1'den farklı almamız lazım. X eksi 1 olursa fonksiyon tanımsız olur. Peki şimdi bu fonksiyonun x eşit, 0 eşit 1 ve n eşit 4 olmak üzere Taylor açılımını yapınız demiş. Yani dördüncü mertebeden, dördüncü dereceden bir polinomla yaklaşacağız. Yani fx'imiz bizim p4 artı r4 olacak. Buna eşit olacak. Dördüncü mertebenin polinomunda bir kalanı olacak tabii haliyle. Bunu açtığımız zaman işte formülü uyguluyoruz. Artık hepsini anlatmıyorum. Burada normal Taylor serisi formülünü uyguplayıp buraya türevleri falan koyduğumuz zaman işte şeyler burada, faktöriyeller burada, x eksi x 0 ve q burada. Dördüncü dereceye kadar şu polinomla açmış oluyoruz. Artı bir de r4 diye bir kalan terimi, bir hata terimi oluşuyor. Çünkü ki bu fonksiyon artık bir polinom, biraz fonksiyon. Ki bambaşka bir transantal fonksiyon da olabilir. Peki türevleri hesaplayalım. İşte fi x kendisi 1 artı x üzeri eksi 1 bölünce daha kolay hesaplaması. Fi üssü x eksi 1 artı x üzeri eksi 2 çarpı 1. Tabii burada bir kuralı hani var. Burada mesela 1 artı x değil eksi x olsaydı o zaman eksi 1 ile çarpmamız geri geldi. Zinciri unutmayın. Zincir kuralını unutmayın. Ama burada yok. X'in başında 1 var. Değişmiyor bir şey. İkinci türevi işte 2 çarpı 1 artı x üzeri eksi 3. Üçüncü türevi eksi 6 çarpı 1 artı x üzeri eksi 4. Dördüncü türevi 24 çarpı 1 artı x üzeri eksi 5. Bunları hesaplayıp böyle olduğunu görebilirsiniz. Sonra bir noktası bize ne demiş? X 0 eşit 1. Demek ki bunların bir noktasındaki değerini hesaplayacağız. Yerine koyup hesapladığımız zaman 1 bölü 2 eksi 1 bölü 4, 1 bölü 4 eksi 3 bölü 8 ve 3 bölü 4 elde ediyoruz. Yani fonksiyonun kendisinin birdeki değeri, birinci türevinin birdeki değeri, ikinci, üçüncü ve dördüncü türevlerin bir noktasındaki değerlerini bu şekilde elde ediyoruz. Yerine koyup siz de hesaplayın görün. Peki ne yapacağız? Taylor polinomunu oluşturacağız. Voltran'ı oluşturmak gibi değil mi? Evet nedir? Fx eşittir. Fi'nin birdeki değeri. İlk önce formülünü yazıyoruz. Daima biliyorsunuz ilk önce formülünü sonra hesabını yazıyoruz. O zaman fi'nin birdeki değeri artı fi'nin birinci türevinin birdeki değeri bölü 1 faktöriyel x eksi 1'in birinci kuvveti. Fi'nin ikinci türevinin birdeki değeri bölü 2 faktöriyel x eksi 1 kare filan. İşte dördüncü en son fi'nin dördüncü kuvvetinin birdeki değeri bölü 4 faktöriyel x eksi 1 üzeri 4 artı 4 olacak bu. Bir Taylor dördüncü dereceden Taylor polinomu artı bir R4 kalan terimi, hata terimi. Bunların da işte şu şeyleri hesapladığımız türevleri yerine koyunca 1 bölü 2 artı eksi 1 bölü 4 bölü 1 faktöre eksi eksi 1'in üzeri 1, 1 artı 4 bölü 2 faktöre eksi eksi 1'in karesi filan böyle. En son 3 bölü 4 bölü 4 faktöriyel x eksi 1'in dördüncü kuvveti artı R4 oluyor hesaplayıp yerine koyunca. Bu hesapları da yapınca daha da işte güzel sonuna kadar bu hesapları yapıp böyle açtığımız zaman şöyle bir ifade elde ediyoruz. Bunları sadeleştirdiğimiz zaman. 31 bölü 32 eksi 13 bölü 16x artı 1 bölü 2x kare eksi 3 bölü 16x küp artı 1 bölü 32x üzeri 4 artı R4. İşte bunun polinom kısmı Taylor polinomu yaklaştırımı onun sadeleşmiş hali.
ve artı R4 de kalan terimi, hata terimi, residual term. Şimdi aynı alıştırmayı siz x0 eşit 0 için yapın. Yani fonksiyonun Maclaurin serisini bu sefer. Aynı fonksiyonu, aynı şeyi alın. Bu sefer x0 eşit 1 olmasın. Aynı bütün aynı şeyleri x0 eşit 0 için yapın. Önünüz alışsın. Pekala. Bir örnek daha. Burada bir polinomumuz var. Fi x eşittir 5 artı 2x artı x kare. Bu fonksiyonun x0 eşit 1 ve n eşit 1, yani doğrusal yaklaştırım olmak üzere, n eşit 1 o demek, doğrusal bir polinom demek olmak üzere Taylor açılımını yapınız. Bakın dikkat edin, ne yapıyoruz? Şeye ne derler? Karesel bir parabol fonksiyonuna bir doğrusal fonksiyonuna yaklaşacağız. Ne olacak? Haliyle teğet doğrusuyla yaklaşmış olacağız aslında. Geometrik olarak bu yaptığımız iş, size daha sonra bunu şeyle de, bu bizim hani Wolfram şeyleri vardı, gösterimleri vardı. Wolfram'la da gösterimci, orada çok güzel gösterimler var. Şeyde yarın falan şeyde buluştuğumuzda, ne zaman Telegram'da buluşursak veya işte burada buluştuğumuzda size bu Wolfram gösterimini de göstermek isterim. Burada bilmiyorum gösterebilirim. Telegram'da da bir emin değilim ama en azından gönderirim size. Siz kendiniz de bakabilirsiniz. Birçok güzel gösterimleri var bunun Wolfram'da. Hareketli falan böyle. Şimdi. Yani şuradaki işte 5 artı x artı x kare şu parabol fonksiyonu bulacağımız da şu teğet doğru olacak. Teğetin doğrunun fonksiyonu dolayısıyla. Yapalım. Fi x eşittir işte 5 artı 2x artı x kare, 1'deki değeri, 1 noktasındaki şuradaki değerini bulacağız, 1 noktası. Dolayısıyla 5 artı 2 kere 1 artı 1 kere 1'in karesi 8 oluyor. Bunun birinci türevini alırsak çok kolay değil mi? 2 artı 2x, onu 2 artı 2x, 1'i koyunca yerine 2 artı 2 4 oluyor. O kadar, başka bir şeye de ihtiyacımız yok. Doğrusal demiş, birinci dereceden istiyoruz. Tek bir türev yeterli. O zaman fi x eşittir fi'nin 1'deki değeri artı fi'nin birinci türevin 1'deki değeri bölü 1 faktöriyel x eksi 1 üzeri 1 artı r1 olacak. Yani 8 artı 4 kere x eksi 1 artı r1, yani 4 artı 4x artı r1 olacak. 4 artı 4x işte bu doğrunun teğet doğrunun, bu fonksiyona bir noktasından teğet geçen doğrunun fonksiyonu. 4 artı 4x y eşittir 4 artı 4x. Bir de hata terimi var. Ne kadar uzaklaşırsak birden o kadar. Bakın şu aradaki fark işte hata R1 burası. Şuradaki fonksiyonun kendisiyle TYT arasındaki oluşan fark şurada da var. P1 4 artı 4x fonksiyona doğrusal Taylor yaklaşımı. Linear Taylor Approximation deniliyor buna. R1'de yaklaştırım hatası, yani approximation ya da residual term. Evet, bakalım. Peki şimdi Bu konunun son slaydı. Ondan sonra gelecek derste n'inci türev sınamasına geçeceğiz. Cuma'ya inşallah onu yapacağız. Cuma yalnız öğleden sonra buluşacağız. Sabahın 9'unda iş yapmaya hiç niyetim yok benim. Cuma günü işte yarın filan şeyde Telegram'da buluşup bir karar verelim. İsterseniz 3.30-5.30 yapabiliriz. İsterseniz de akşam bile yapabiliriz. Herkes genel olarak ne isteniyorsa ona göre ben ders saatlerini ayarlayabilirim. Küçük bir grubuz. Kendi istediğimize göre ayarlayabiliriz. Sorun yok. Ama lütfen Telegram'da benimle buluşun. Bu işi kararlaştıralım. Sabah 9.30'da yapmayacağım her halükarda. Hiç kimse bir şey söylemezse öğleden sonra 3.30'da bu kaydını yapacağım. N'inci türev sınamasına. Şimdi kalanın Lagrange biçimi nedir? İşte Lagrangian form of the residual. Bu şekilde adlandırılıyor. Niye? Çünkü Lagrange amca, hani bizim birçok yerden bir kısıtlı optimizasyondan da bildiğimiz Fransız matematikçi Lagrange amca, bu kalan için bir model önermiş, bir sistem önermiş. Ne demiş? Demiş ki, kardeşim demiş, madem ki bu Taylor serisi terimleri var, bir terim daha götüreyim. Lan da aynı cinsten bir terim daha olsun. Ne artık? İkinci terim olsun. Yalnız şuradaki türevin değerini x0'da değil de p diye x ile x0 arasındaki başka bir ortalama değerde hesaplayayım. X ile x0 arasındaki bir değerde hesaplayalım. Bu p x ile x0 arasında bir yerlere düşsün. X0 burada, x de burada. O yani bunun arasında bir p olsun. Niye öyle olduğunu da şimdi birazdan göreceğiz. Ne bunun anlamını. Bu p x ile x0 aralığında. X'e eşit değil, x0'a eşit değil. Bunların arasında bir başka bir aralarına düşen bir herhangi bir sayı. Tam ne olduğu belli değil. Sadece böyle bir sayı olduğunu biliyoruz.
P diye bir sayı bu. X ile x0'ın arasında. Peki, şimdi bunun ne olduğunu, ne yaptığımızı tam olarak anlayabilmek için, şimdi Rn neyinci dereceden olursa polinomumuz, o zaman bunun hata terimi Lagrange amcanın modellemesiyle Rn, fi'nin n artı birinci türevi, yani fonksiyonun n artı birinci türevinin p noktasındaki değeri bölü n artı 1 faktöriyel çarpı x eksi x sıfır üzeri n artı 1 oluyor. Bu genel terim. Bunu birinci dereceden bir polinomla yaklaşırsak, aslında sıfırıncı dereceden bir polinomla yaklaşırsak hata terimini birinci dereceden olmak üzere şöyle yapabiliriz. Fi x n eşit sıfır olursa p sıfır artı r sıfır olur. Yani fi'nin x sıfırdaki değeri artı fi'nin birinci türevinin p'deki değeri bölü 1 faktöriyel x eksi x sıfırın birinci kuvveti olur. Bunu bu şekilde yazabiliriz. Bu işte birinci dereceden bir Lagrange hata terimi. Peki, bu aslında bizim bildiğimiz bir şey. Hiç yabancı değil, değil mi? Şöyle yazdığımız zaman bunu. Mesela şuradaki fi x'i öbür tarafa geçirelim. Fi x eksi fi x sıfır olsun. O zaman fi x eksi fi x'i 1 faktöriyelde 1 zaten. Fi üssü p çarpı x eksi x sıfır oluyor. O zaman bunu bir de x eksi x sıfıra bölersek, yani fi x eksi fi x sıfır bölü x eksi x sıfır nedir? Fonksiyonun işte türevidir. Değil mi? Türevi, daha doğrusu değişim oranıdır. Fi x eksi fi x sıfır bölü x eksi x sıfır. Bütün türev hikayelerine buradan değişim oranından bahsetmedik mi? Yani x ile x sıfırın fonksiyon değerleri arasındaki farkın x ile x sıfır arasındaki farka bölümü. Yani şuradaki mesela şu çiğe bakın, burada bakın fi x fonksiyonu bu. Burada p noktasından böyle bir teğet geçiyor. Burada fi x eksi fi x sıfır dediğimiz şey şuradaki bc, b eksi c, yani b, şurası fi x sıfır şu yükseklik. Şurası da fi x, bc doğru parçası aslında fi x eksi onun yüksekliği, fi x eksi fi x sıfır işte burası. Bunu x eksi x sıfırda şurası. Aynısı burada var. Bakın x eksi x sıfır ac. Bc bölü ac şuradaki açının tanjantı oluyor işte. Maviyle gösterdiğimiz üçgen gibi olan. Bu açı göstermek belki daha iyi olabilirdi ama sonuçta bu şu tanjantı, yani b bölü ac. Fi x eksi fi x sıfır bölü x eksi x sıfır. X eksi x sıfır görüyorsunuz. Ve bize matematikte kanıt göstermeyeceğim ama çok önemli. Matematikte kullanılan bir teorem vardır. Ortalama değer teoremi, mean value teorem. Bu mean value teorem, ortalama değer teoremi diyor ki sürekli bir fonksiyonda monotonsa bir tane, monoton değilse birden fazla bulunabilir ama fonksiyonun sürekli olması önemli. Sürekli bir fonksiyonda belli bir aralıkta x0, x aralığında daima o fonksiyona teğet bir çizgi veya daha büyük boyuttaysa teğet bir düzlem bulabilirsiniz ki o teğet çizginin, teğet düzlemin eğimi fonksiyonun bu x0 ile x arasındaki bir p noktasındaki teğetin eğimi fonksiyonun bu a ile b arasındaki eğimine, değişim oranına eşit olsun. Daima bunu bulabiliriz. Yani şuradaki şu ab doğru parçasına paralel daima bir teğet bulunabilir diyor. Ortalama değer teoremi bunu söylüyor işte. Fi x0 dediğimiz şurasındaki x0 a uzaklığı, yani uzunluğu şurası. Bunu aynı zamanda burada da buluyoruz. Fi x dediğimiz xb uzunluğu, şunun kendisi yani b'nin yüksekliği. İşte fi'nin türevinin p'deki değeri ne oluyor? Şu teğetin, şuradaki D'den geçen teğetin eğimi şurası oluyor. Ve o aynı zamanda BC bölü AC'ye eşit. CB bölü AC işte şurada yazmışız. Yani fi x eksi fi x sıfır bölü x eksi x sıfıra eşit. Öyleyse R sıfır dediğimiz şey bizim. R sıfır dediğimiz şey ne olacaktır? R sıfır niye? Çünkü biz fonksiyonu şuradaki fi x sıfırla modelledik. Polinom olarak sadece fi sıfırı aldık. O zaman şuradaki bc'nin fonksiyonla fi sıfır arasındaki uzaklık hata teriminin kendisi. Hata burası r sıfır, burası işte. Bu bc'nin tamamı r sıfır, burası hata. Çünkü biz fonksiyonu fi x sıfırla modelledik. O zaman fi x eksi fi x sıfır r sıfıra eşit olacaktır. Bu da cb eşit olacaktır. O da işte fi üssü p çarpı x eksi x sıfıra eşit olacaktır. Madem fi üssü p fi x eksi fi
x0 bölü x eksi x0'dır. Bu sefer x0 ile çarpınca fi x eksi fi x0 yani şu işte fi üstü p çarpı x eksi x0 olacaktır. Dolayısıyla hata terimi şu terime eşit olacaktır. Bu da işte Lagrange terimi olmuş oluyor. Dolayısıyla da Lagrange amca doğru bir iş yapmış. Bunun genellemesi neyinci şeyde yani ne boyu bir polinom alırsak neyinci dereceden polinom o zaman ne artı birinci dereceden bunu almamız lazım. Bunun bir özel durumunu gösterimini gördük. Bu terimi genelleme daha büyük boyutlara götürmek de mümkün ama burada yapmamıza gerek yok. Ha tabii bu arada bu polinom ne kadar sonsuza doğru giderse Rn de o kadar sıfıra doğru gidecektir. Daha iyi modelleyecektir kullandığımız o polinom, Taylor polinomu. Bunun gösterimleri de Wolfram'da çok güzel var. Göreceğiz. Burada kitapta bir hata var. Burada Rn değil. Ne sonsuza giderken Rn terimi sıfıra gider. Kalan sıfıra gider. Bu sırada da polinomun kendisi neyinci dereceden polinom da gittikçe fi ise yaklaşır. Burada kitapta R demiş bu Pn olacak. Bunu düzelttim. Dolayısıyla da Taylor serisi sonsuz yakınsayan bir seri. Yani infinitely convergent series olur. Yani fi x eşittir. İşte fi x 0 bölü 0 faktörü x eksi x 0 filan falan falan. İşte ikinci dereceden terimi x eksi x 0'ın karesi 3. 4. Böyle sonsuza kadar bunu uzatabiliriz. Ve hatırlarsanız işte görenler muhakkak olmuştur. Trigonometrik fonksiyon sinüs kosinüs ve üstel fonksiyonlar logaritma sinüs şey e üzeri logaritmik filan hepsinin sonsuz seri açılımları vardır. Onlar işte buradan çıkar. Siz de kendinize hesaplayabilirsiniz bunun yardımıyla. Dolayısıyla da işte size sonsuza kadar şey yapan, sonsuzda yaklaşan bir seri şeklinde de, sonsuz seri şeklinde de Taylor serilerini kullanabiliriz. Evet, teşekkür ederim. Cuma günü muhtemelen 3.30'da ama siz de karar verirseniz akşamda ne zaman istersek buluşabiliriz. Yarın öbür gün lütfen şu Telegram'a gelin 6.30 gibi karar verelim Cuma nasıl nerede buluşacağımıza. Evet, herkese iyi akşamlar ve başarılar diliyorum. Sağlıcakla kalın.